bir beyzbol sopası ve bir beyzbol topunu 1.10 dolar alıyorsun. Tamam. Beyzbol sopası toptan 1 dolar daha pahalı. Top kaç para? 10 cent. Emin miyiz? Eminiz. Son kararımız mı? Son kararım. Cevaba bakacağız. İkinci tamam. Sorumuza geçiyorum. Buyurun. 5 makina 5 düğmeyi 5 dakikada dikiyorsa, 100 makina 100 düğmeyi kaç dakikada diker? 20. Nasıl böldük bunu? 20 dakikada diker. 5 makina 5 düğmeyi 5 dakikada dikiyorsa, bunun 20 katı 100 makina 100 düğmeyi 20 dakikada diker. 5 makina 5 düğmeyi 5 dakikada dikiyor. Evet. 100 makina 100 düğmeyi 20 dakikada mı? 20 dakikada dikiyor. Son kararı. 100 dakikada dikiyor. Pardon, özür dilerim. Son dakika. Son dakika. Evet. Bakacağız sorulara. Güzel cevaplar. Üçüncü sorumuz. Evet. Şimdi üçüncü soruyu şöyle soruyorum. Bir tane kovan var. Kovaya her gün badem atıyorsun. Evet. Bademe bugün bir tane atıyorsun, yarın iki tane, öteki gün dört tane, öteki gün sekiz tane. Katlanarak. Her gün katlanarak atıyorsun. Evet. Tam 48 gün sonra badem komple kovayı dolduruyor. Kovanın tamam. yarısı kaç günde doluyor? Düşünebilirsin, zor bir soru. 48 günde tamam, kova doluyor. Kovanın tam yarısı ne kadar sürede dolar? Tamamı 48 günde doluyorsa 24 günde yarısının dolması beklenir. Yani 24 gün. Cevap 24 mü? Cevap 24 olduğunu düşünüyorum. Son kararım mı? Son kararım. Tamam. Güzel bir cevap aldık. Şimdi gelelim cevaplara. Üzülerek söylüyorum. Üçü hepsi de yanlış. Hepsi yanlış. Peki mantığını öğrenebilir miyim? Hemen söyleyeyim. Şimdi bir beyzbol sopası toptan 1 dolar pahalı. Evet. 1 dolar 10 sente aldığımız üründen 1 dolar pahalıysa 1 dolar 0.5 sent sopa 5 sent top. Ben anlamamışım orada soruyu. Evet, şimdi mantıklı geldi. Zaten düşünmek gereken sorular tabii. IQ testi soruları ya, çok tabii. zor. Çok imansız sorular. Yani çok basitmiş gibi geliyor tık. Ama aslında değil. İkinci de 5 düğmeyi 5 makina 5 dakikada yapıyor. Yani bir düğmeyi bir makina 1 dakikada üretiyor. Evet, bu da 100 dakikada yapıyor olması lazım. Hayır. O da 1 dakikada yaptığı için 5 dakikada yapıyor. Cevap 5 dakika. Doğru. O kısma dikkat etmemişim. Şimdi 3. soru. Evet. Bademleri doldurduk. Katlıya katlıya gidiyor ya. Aslında 1, 2, 4, 8, 16, 47'ye kadar saymayalım. Evet. Doğru cevap 47. 47. Kestirmeden anlatalım. Katlayarak gidiyoruz ya. 48 günde doluyorsa 47 günde yarısı dolmuştur ki bir sonraki gün bir kat daha bu var. Bu insan nüfusuyla aynı. Çünkü bundan şöyle söyleyeyim. 10 bin yıl gerekti dünya nüfusunun 1 milyara ulaşması için. 10 bin yıl geçmesi gerekti. Son 100 yılda bu sayı 2'ye katlandı ve 1970'te yapılan çalışmaya göre 4 milyar olduğumuz öğrenildi. Bugün ise 8 milyar insan var. Yani aslında nüfus, dünya nüfusuyla aynı mantık gidiyoruz o zaman burada. Çünkü son 100 yılda 4 milyara çıkmış olan bir nüfus 1970'te yapılan çalışmaya göre 4 milyar olduğu söylenmiş. Yani 10 bin yılda 1 milyar olan dünya nüfusu son 100 yılda 2 milyara çıkıyor. 70'lerde ölçtüklerinde tekrardan bakıyorlar 4 milyar ve bugün 8 milyar. Yani aslında aynı oluşum. Bu bakteri oluşumuyla da birebir aynı diye düşünüyorum. Yani ben anlamamışım ve ilaveten hiperaktivite hastasıyım. Yani dikkatim çabuk dağılıyor. Soruları da hızlı cevapladın. Evet, hızlı cevapladım. Düşünmeden cevapladım. Biraz düşünerek bulabilirmişiz meğersem. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten bu soruların %17'si biliniyormuş. Genelde. %17'si biliniyormuş. Genelde yani %17'si anca bilebiliyormuş. %83'ü sıfır çekiyormuş. O da güzelmiş. Yani ben kısaca diğer insanların vereceği tepkiyi verdim aşağı yukarı, değil mi? Evet evet. Ezbere çok basit sorular diye. Zaten konu orada patlıyor. Ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii. Dur bakalım. Yapan satar. Alan kullanmaz. Kullanan göremez. Bu nedir?
Nedir? Tabut. Çünkü tabutu yapan satar. Alan kullanmaz, ihtiyacı olmaz. E kullanan da tabuta girdiği için göremez doğal olarak hani. Çok değişik, şaşırtıcı bir soru. Bunu ben alabilirim ha. Tabii, lütfen.